Dikkat bekliyoruz. Başka ocaklar sönmesin. Diyalog Medya Grubu. Efendim herkese iyi akşam üstleri. 8 Mayıs 2018 günlerden Salı, haftanın ikinci iş gününde sizlerle birlikteyiz. Meclis vardı. Mecliste muhalefet hükümetle yine sözlü öyle sona girdi bugün. Lefke'deki doğal afet bugünkü meclisin esaslı gündem maddelerinden bir tanesiydi. Rum tarafında Maraş'a gelen dostlar vardı. Avrupa Parlamentosu milletvekili birlikte Maraş'a gitmek istediler. Protesto eylemleri vardı. Trafik kazaları var. İçerisinde bulunduğumuz hafta trafik kazaları haftası ama kazalar olmaya devam ediyor. Ve yine Girne'de bir kişi otoparkta ölü bulundu. Otoparkta ölü halde bulundu. Bunlar günün sıcak başlıkları. Yerel seçimlere artık 46 gün kaldı. Maosa'da Ulusal Birlik Partisi'nin eski ilçe başkanı, çünkü bugün itibariyle ilçe başkanlığı görevini devretti, Güneşoğlu bağımsız belediye başkan adaylığını ilan etti. Ve yine bugün bizim Diyalog gazetesinde duyurduk. Girne'de bir aday var, yeni bir aday var. Hemen bakalım size söyleyelim. Girne'de Ömer Dalga Kıran bağımsız aday olduğunu açıkladı. Bugün Diyalog sayfa 15'te bizim köşemizde var. Girne'de bağımsız olarak Nida'yı gün gördü. Ulusal Birlik Partisi'nin de desteğini almış durumda. Birol Kahraman Cumhuriyetçilik Partisi'nin adayı, Osman Fırat Halkın Partisi'nin adayı ve Ömer Dalga Kıran da yine bağımsız olarak seçimlere katılma kararı almış durumda. 46 gün kaldı. Hali hazırda yarış devam ediyor. Adaylar, yeni adaylar, ittifaklar, bunlar son derece önemli. Bugün birazcık bu işin bilimsel tarafını sizlerle konuşacağız. Biraz bilimini yapacağız. Zira elimde geçmiş seçimlere ait dokümanlar var. Hangi parti nerede ne oy aldığını bu dokümanlara döktük. Son seçimleri verilerini bilgisayar ortamına girdik. Ve bugün sizlere 46 gün sonra yapılacak olan seçimler öncesinde işin matematiğini anlatacağız. Hani evet, işte bazı CTP'liler Ulusal Birlik Parti ile adaya çalışıyor. Bazı UBP'liler CTP'liye çalışıyor falan. Bunları zaten duyuyoruz. Ama biz İşin o tarafında değil, işin normal tarafında, kendi tarafında matematiğini sizlere anlatacağız. Çok değerli bir konuğum var. Kendisi Kıbrıs Türk Coğrafyacılar Derneği'nin de ayrıca genel sekreteri, sevgili meslektaşım da aynı zamanda basında da uzun dönem görev yaptı. Sevgili Hasip Sepetçioğlu bizlerle birlikte. Hasip hoş geldin. Hoş bulduk Ali Yağan. İyi akşamlar. Şimdi tabii biz her gün siyaseti yazıyoruz. İşte gazetede her gün söylüyoruz. O aday böyle oldu, bu aday öne çıktı, bu aday bu değil falan ama işin bir de matematik tarafı var. Matematik tarafı ne? İşte yıllar boyunca partilerin almış olduğu oylar, hangi ilçelerde, hangi partiler daha önde. Hani söylediğimiz bir şey var. İşte sağın kemikleşmiş oyu %65, solun kemikleşmiş oyu bilmem ne kadar. Veya UBP'nin kemikleşmiş oyu bu,
CTP'nin kemikleşmiş oyu bu. Şimdi bunları veri olarak Kıbrıs haritası üzerine girdiğinizde bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir takım tablolar ortaya çıkıyor. Onları bugün bize anlatacak sevgili Hasip Sepetçioğlu ama ben tanıyanlar, tanımayanlar için çok sevgili dostum, benim iyi bir arkadaşım ama tanımayanlar için kendisini önce bir tanıtarak programa başlamayı yeğliyorum sevgili Hasip. Seni şöyle kısaca bir tanıyalım. Kimsin, nesin, ne yaparsın, nereden geldin, nereye gidiyorsun diye böyle bir soralım. Teşekkürler Alihan. Espriyle karışık kendimi şöyle ifade ediyorum ben. Leymos'un baf karması. Güzel yurtta büyüdüm. Lefkoşa'da orta öğretim. Ankara'da yüksek lisans. İngiltere'de hayat okulu diyelim. Ve dönüp adaya geldik. Senin de ifade ettiğin gibi bugün geçmiş siyasi seçimler üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz ama ondan önce ben biraz da coğrafyacı kimliğinden kaynaklı biraz coğrafyadan bahsetmek istiyorum. Çünkü en başta her zaman ifade ettiğim gibi aslında yaşadığımız adanın sorunu gerçekten coğrafya olduğuna inananlardan biriyim. Şu yaşadığımız ortam coğrafi konum olarak farklı bir yerde olsa inanın ki kaderimiz de çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Ama bu coğrafyada olmanın da tabii getirdiği avantajlar var, güzellikler var. Biz hafta sonu denizdeydik, fotoğraf da koyduk Facebook'a sezon açtık diye. Doğru, baharın ilk günleri olmasına rağmen deniz sezonunu biz aslında çoktan açtık. Coğrafyamızın dezavantajları yanında tabii ki de avantajları da var. Ama coğrafya olarak yaşadığımız coğrafyada, coğrafyayı bilimsel olarak biraz gerilere atıyoruz, öteliyoruz. Öncelikle coğrafya hep orta öğretimde bir ders olarak düşünülmektedir ve ifade edilmektedir. Ülkemizdeki iş ilanlarına, iş minhallerine baktığımız zaman, kamu hizmet komisyonunda dahi coğrafya minhalleri bir tek öğretmenlik sınavlarında çıkıyor. Bu da bizim aslında coğrafyaya bakış açımızın bir ifadesidir. Ben bir şey söyleyeyim, lafını keseceğim ama. Yani matematiğim iyi değildir. Bunu hep söylerim. Matematik kafam çok yoktur ama sosyal kafam çok iyi gelir. Bu da zaten bir özellikmiş işte. Sağ beyincik, sol beyincik. Kimi daha büyük, daha işlevsel falan filan bunun şeyi var ama. Üniversite sınavına girdim. Hiç unutmuyorum. Coğrafya sorularının tümünü doğru yaptıydım. Yani iyi bir coğrafyacıyımdır. Dereleri, gölleri, dağları iyi bilirim. Çok gezerim. Gezmediğim ülke, gezmediğim memleket. Kıbrıs'ta ayak basmadığım metrekare, güney kuzey herhalde kalmamıştır. İyi bir coğrafyacıyım. Sınavda da hiç unutmam, üniversite sınavına 95'te girmiştim ben. Tüm coğrafya sorularını eksiksiz doğru yaptıydım. Sosyal yönünüzle birlikte coğrafyaya olan ilginiz ve büyük bir ihtimalle de öğretmeniniz de size coğrafyayı anlatım şekliyle, takdim veya sunum şekliyle size sevdirmiş. O açıkça belli. Ama az önce söylediğiniz gibi yani coğrafya artık günümüzde derelerin uzunluğu, dağların yüksekliği şeklinde klasik coğrafyadan çıkmıştır aslında artık günümüzde. Ve teknolojinin gelişmesiyle, teknoloji her günlük hayatımızda her yönüyle intikal etmekle birlikte coğrafyada artık biraz teknoloji olarak gelişmeye başlamıştır 1960'lı yıllardan sonra. Aslında bazı sunumlarımda da hep şunu ifade etmeye çalışıyorum. Coğrafya 17. yüzyılda bilimsel bir kimlik kazanmaya başlarken 18. yüzyıl başlarında tam olarak bilimsel bir coğrafya olarak kimliğini bulmuş oluyor. Ve bugün de hala daha kabul gören fiziki coğrafya veya beşeri coğrafya diye iki ana dal yönünden ilerliyor. Ve hep şunu soruyorum, coğrafyam iyi dedin. Bugün ilk sivil toplum örgütü olarak dünyada kurulmuş olan coğrafya örgütlerin hangi ülkelerde veya coğrafya örgüt isimlerini biliyor musun diye sorsam? Ya inan o kadar şey değil. Tamam, soru şeklini değiştirip şöyle şekilde sorsam. Bugün küresel anlamda aktör olan ülkeler
ve ekonomiye yön vermeye çalışan ülkeler hangileri diye sorsam? Onu biliriz canım. Yani Amerika, Çin, başta olmak üzere Rusya. Değil mi? Hemen sayarız arka arkaya. Tabii ki de burada aslında doğru cevabı bildiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü coğrafyanın bilimsel kimlik kazanmasına başlamakla birlikte 1821'de ilk kurulan Fransızların coğrafya örgütü, 1828'lerde Almanların kurduğu ikinci coğrafya örgütü, 1830'larda İngiltere, 1851'de ABD, 1925'te de Japonya diye coğrafya örgütleri bir gelişim göstermektedir. Ve sorudan sonra şunu ifade etmeye çalışıyorum ki, bu ülkelerin bugün küresel aktör olmalarının bir tesadüf olmadığını, bu kurulmuş Peki. örgütlerle ilinti olduğunu ifade ediyorum. Şimdi izleyenler bekliyor, tekrar tekrar söylüyorum. Bu programda az sonra elimizdeki verileri paylaşacağız. Ne bu elimizdeki veriler? Bir önceki seçimlere ait, daha önceki seçimlerde sandıklardan çıkan oylar, partiler ne aldı? Bu seçimde ne olur? Yerel seçimdeki ittifaklar başarılı olur mu? İttifakın dışında kalan adaylar ne yapar? Bunların cevaplarını vereceğiz. Sevgili Hasip Sepetçioğlu hazırladığı dosyalar bize geldi. Hasip, süre hızlı gidiyor. İstersen ufak ufak başlayalım. Çünkü bir hayli slaytımız var. Bugün sevgili yönetmenim Serkan Evcil'i de birazcık göreceğiz. Çünkü çok fazla haritayı ekranlarınıza taşıyacağız. Siyasetle ilgileniyorsanız, bu seçimler nasıl gidecek diye merak ediyorsanız şöyle birazcık televizyonun volüm sesine dokunun. Eğer cep telefonundan, sosyal medyadan, Facebook'tan, Facebook'taki Diyalog TV'nin sayfasından veya Sarıyönlü Gazeteci sayfasından Facebook'ta canlı yayını takip ediyorsanız telefonunuzun da birazcık sesine basın. Zira şimdi sizlere geçmiş seçimleri, son yıllardaki seçimleri ve önümüzde 46 gün sonra yapılacak olan seçimlerin tahlillerini yapacağız. Sevgili Hasip Sepetçioğlu o coğrafya bilgisiyle elindeki verileri birleştirip bize haritaları hazırladı ve ilk haritayla başlıyoruz. Bu ne? Birincisi, sevgili Hasip? Görsel biri alırsak arkadaşlar. Evet, görsel bir geldi. Bu mu? Bu ikincisi. Bu iki. Bir değil bu ya. Evet, bir bu. Bir bu, evet. Bu 2009 yılında tüm ülke sattığında KKTC'de 2009 yılında yapılan seçimlerin sonuçları. Neye göre sonuçları? Parti oylarına göre sonuçları. Sarı olarak ekranda gördüğümüz yerler Ulusal Birlik Partisi. Yeşil olarak görmekte olduğunuz yerler Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sandık bazında birinci çıktığı yerler. Kırmızı olarak gördüğünüz yerler Demokrat Parti ve pembeye yakın. Pembe değil mi bu? Doğrudur. Pembe olarak da gördüğünüz yerler o dönemin partisi olan ÖRP. ÖRP'nin birinci olarak çıktığı yerler. Evet. Şimdi birazcık konuşalım sevgili Hasip bunun üstünde. Sadrazam Köy. Şimdi bu söyleyeceğim köylere lütfen birazcık aklınızda yer edilsin. Çünkü bir sonraki haritalarda, bir sonraki slaytlarda daha iyi anlayacaksınız konuyu. Sadrazam Köy, Bahçeli, Kaplıca, Mersinlik ve Karpaz Yarımadası'nda Sipahi gördüğünüz gibi pembe ile boyanmış haritada. Sevgili Hasip onu pembe olarak yapmış. Neydi pembe? Pembe ÖRP'nin, Özgürlük ve Reform Partisi, Turgay Avcı'nın bir dönem başkanlığını yaptığı partinin birinci olduğu yerler. Bakın Sadrazam Köy'de, Bahçeli'de, Mersin'de, Kaplıca ve Sipahi'de. Yani adanın kuzeye bakan sahil kesiminde. Değil mi sevgili Hasip? Doğrudur. Kuzey sahil şeritlerinde
O dönemde siyasi aktör olan Özgürlükçü Reform Partisi'nin bu köylerde sandık birincisi çıktığını söyleyebiliyoruz. Ama 2009 seçimlerinde bana ilginç gelen şu olmuştur. Tabii ki bunların yorumunu yapabilmek için siyasi hayatında içinde olmak gerekiyor ve sahada olmak gerekiyor. Lefkoşa'yı baz aldığımızda 2004 Annan referandumu sonrasına denk gelen bir genel seçimdi bunlar. Ve Lefkoşa'nın batısı, Güzelyurt bölgesi Annan planında verilecek olan bölgeydi. Ve referandum sonrasına denk gelen bu genel seçimlerde aslında bölgenin tamamen sağ partinin oylarına kaydığını, Ulusal Birlik Partisi'ne kaydığını söyleyebiliyoruz. Lefkoşa'nın doğusunda kalan köylerde ise Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de biraz ağırlık kazandığını yine bu harita üzerinden söyleyebiliyoruz. Tabii bir de mesela baktığımızda Sadrazamköy, Bahçeli, Mersinli, Kaplıca, Sipahi, Türkiye kökenli seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerler. Peki yine 2009 seçimlerinden devam edelim. Ulusal Birlik Partisi zaten 2009 seçimlerinde hatırlarsanız 26 milletvekiliyle tek başına iktidar olmuştu. Yani. Derviş Eroğlu da partinin genel başkanıydı. Cumhuriyetçi Türk Partisi bu seçimlerde ikinci parti olmuş. Nerelerde oy almış? Çamlıbel, koskoca Güzelyurt tarafında sadece Çamlıbel'de sandık birincisi olmuş. Akıncılar'da, ki Akıncılar'la ilgili çok önemli bilgiler vereceğiz az sonra. Akıncılar'da Cumhuriyetçi Partisi'nin birinci olduğunu görüyoruz. Ve yine Görneç'te, Cihangir'de öyle bir sırt görüyorsunuz arka arkaya Cihangir, Görneç. Orada bir yeşillik var. Türkmenköy, İncirli yine Akıncılar'dan birazcık kopuk ama gene orada bir kümelenme var. Ve Çınarlı, Altınova, Akova, Yıldırım, Ötüken, Tuzla, Kilitkaya, Avtepe bölgelerinde yine yeşillerin önde olduğunu görüyoruz. 2009 seçimlerinde gördüğünüz gibi oralarda Cumhuriyetçi Türk Partisi önde bitirmiş o dönemki seçimleri. Kırmızılar ise hayli ilginç. Tatlısu, Hayri Orçan'ın Demokrat Partili tek belediye başkanı Hayri Orçan'ın belediye başkanlığını yaptığı yer. Orada da Demokrat Parti'nin birinci geldiğini, sandık bazında birinci geldiğini görüyoruz. Esenköy'de ve Gelincik'te de Karpaz Yarımadası'nda da bir iki noktada Demokrat Parti'nin tüm ülke genelinde sandık birinciliklerinin olduğu yerler. Var mı 2009'a ilişkin başka detayımız? Bu arada beyaz gözüken yerler var. Haritayı zaman zaman Serkan direkt ekrana da veriyor. O beyaz olarak gördüğünüz yerler askeri bölgeler. Yani oralarda köy var ama sandık yok, kurulmayan, seçim evet. Yapılmıyor. O yüzden oraları beyaz. Onun bilgisini de verelim. Evet, var mı bu haritayla ilgili? Yok, ikinci haritaya geçecek olursak orada ilginç bir görüntüyle karşılaşacağız. Şimdi bu 2009 seçimleriydi. 2013'e geldiğimiz zaman... 2009'dan hemen sonra 2013'te Ulusal Birlik Partisi kendi içinde bir bölünme yaşamıştı. Bir geçiş hükümeti hep kurulmuştu. Gene böyle bugünküne benzer CTP, TDP ve Demokrat Parti bir geçiş hükümeti kurmuştu hatırlarsan. Doğrudur. Ve ülkeyi seçime götürmüşlerdi. İşte o seçimin sonuçları geliyor şimdi. Ulusal Birlik Partisi'nin bölündüğü, Demokrat Parti'nin de ulusal güçler olarak seçime girdiği bir seçim ve harita geliyor. 2013 genel seçimlerinde benim için ilginç olan şu olmuştur. Çünkü 2010 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Ulusal Birlik Partisi söylediğin gibi çalkantılı bir dönemin ardından Sayın Derviş Eroğlu'nu 3. Cumhurbaşkanı olarak saraya taşımıştı. Yine Cumhuriyet'in en tepesinde bir sağ görüşlü
Cumhurbaşkanımız olmasına rağmen seçim sandıkları tamamen yeşile büründüğünü bu haritadan da görebiliyoruz. 2013'te Cumhuriyetçi Türk Partisi birinci parti çıkarak aslında sınıra yakın, yani çoğunluğa yakın 21 milletvekili çıkarmıştı burada. Ve tamamen Lefkoşa'nın doğusu ve batısı ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne çalıştığını söyleyebiliriz 2013 genel seçimlerinde. Şimdi Akıncıları gene aşağıda görüyorsunuz haritanın altında. Gene yeşil. Az önce ÖRP'nin kazandığı Sadrazam Köy'ün UBP'ye döndüğünü 2013 seçimlerinde görüyoruz. Tatlısu bir önceki seçimlere DP demesine rağmen UBP'ye dönmüş 2013'te. Ve 2013'te Serkan şey yapabiliyor muyuz? İki haritayı verebilme şansımız var mı? Yani 2009-2013'ü şöyle bir karşılaştırabilme imkanımız var mı? Neyi göstermek istiyorum? 2009 seçimlerinde sadece Tatlısu'da bir merkezde Demokrat Parti varlığını gösterirken onun beraberinde iki tane köyde sandık birinciliği yakalamış. Ama 2013'te Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi'nden giden milletvekiliyle ulusal güçler olarak seçime girdiği için Bağlıköy, Kayalar, Gayretköy, Güngör, Görneç, Turunçlu, Paşaköy, Çayönü gibi birçok yerde sandık birincisi çıkmış. Yani bu saydığım yerlerde en çok oy alıp çıkmış Demokrat Parti. Çünkü dediğim gibi bir önceki seçime göre oylarını da katlamıştı Demokrat Parti. Zaten daha fazla, değil mi? 2013'te. Burada Demokrat Parti ulusal güçler olarak seçime katıldı. Neredeyse UBP'yle aynı oyu aldıydı. Aynı milletvekili çıkarttıydı. Doğru, 12 milletvekili çıkarmıştı 2013 genel 14'te seçimlerde. 14'te Ulusal Birlik Partisi çıkartmıştı. 2 ulusal... milletvekili fazla geçmişti. Çok enteresan. Şimdi Serkan'la uğraşıyor tabii. İki haritayı size birden vermek istiyoruz. Çünkü nereleri turuncudan yeşile döndü? Nereler yeşildi, yeşil kaldı veya turuncuya döndü? Bunlar son derece önemli işin bilinmesi adına. Örneğin ben şimdi iki haritada elimde ikisine de baktığımda örneğin Akıncılar CTP'ymiş 2009'da. 2013'te de CTP kalmış. Değişmemiş. Türkmenköy, bakın şimdi iki haritada geldi. Evet, iki haritada şu anda ekranda alt alta. Üstteki 2009 her yer turuncu. Alttaki 2013 her yer neredeyse yeşil ve kırmızı şeklinde. Turuncuların daha az olduğunu görüyoruz. Bu iki harita arasında ve ilk kez bir yerde mavilik var, yani TDP. Toplum hiç çok... sandık birinciliği olmayan TDP ilk kez 2013'te, değil mi sevgili Hazır? Doğru, 2013 genel seçimlerinde Çanlıbel köyünde sandık birincisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 2009 seçimlerine baktığımızda, yani yukarıdaki haritaya baktığımızda tabi elimin üstünü görüyorsunuz şöyle. Yani şöyle, Çamlıbel yeşil. Bakın orası yeşil. Tam aşağıda şimdi ne olmuş? Mavi olmuş. Yani CTP'den TDP'ye dönmüş köy. Son derece önemli. Yani köyün siyasi bakımı, siyasi görüşü bakımından aslında bu coğrafi bilgilerle sandık verilerinin toplanması sevgili Asim son derece önemli. Avrupa'da kampanyalar falan hep böyle yapılıyor. Bu çalışmalar üstünden yürütülmektedir. Zaten seninle bu programı gündeme getirdiğimiz zaman tabii ki hazırlık olması açısından teker teker yaptık ama coğrafi bilgi sistemleri o kadar geniş bir kapsama alanı var ki bu karşılaştırmayı soracağımız sorular yönünde de çeşitli görsellere dönüştürebiliyoruz. Burada altlı üstü görselledik ama bunu tek harita üstünde hangi renk değişmiş, hangisi ilk çıkmış tek bir sayfa üstünde de gösterme şansımız var.
Devam edecek olursak biz aslında farklı... etmeyelim. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu iki haritasını. Az önce Çamlıbel'e örnek verdik. Karpaz'da 2009'da sadece bir köy yeşilmiş. Yani CTP'ymiş yeşilmiş derken. CTP'ymiş. O da hangisi? Avtepe ile Boltaşlı. Bu iki köy Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2009'da oy vermiş. 2013'teki ara seçimlerde bakın Dip Karpaz, Erenköy birçok yer yeşillenmiş. Boltaşlı ile Avtepe yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Şimdi birazcık daha filmi yakına sarıyoruz sevgili izleyenler. 2018'e geçiyoruz. 2018'e geçiyoruz. Yani 2013'ten 5 yıl sonrasına gidiyoruz. 2018'e geçiyoruz. Aslında 2018 dediğimizde bizim şurada 5 ay öncesi. 5 ay öncesi. Son yapılan yerel seçimler. Pardon, genel seçimler. Yerel seçimlere gelmedik daha. 2018'in genel seçimlerini getiriyor Serkan. Burada yine KKTC haritası üstünde renklerin dönüştüğünü izleyicilerimiz de rahatlıkla görecektir. Ve sahneye daha farklı siyasi partilerin de haritada renk olarak yer aldığını gözlemleyebiliriz burada. Yeniden Doğuş Partisi ve Halkın Partisi. Halkın Partisi yine sandıktaki yerlerini alıyorlar. Burada sandık birincileri yine 2018 genel seçimlerinde sandıktan birinci çıkan partilerin köylere göre dağılımına baktığımız zaman yine 21 sandalye ile Ulusal Birlik Partisi birinci gelen siyasi partimiz olmakla birlikte bütün haritanın büyük bir oranının turuncu renklere boyandığını gözlemleyebiliyoruz. Burada seyircilerimiz de kolay algılayabilmesi açısından partilerimizin aslında seçimlerde kullanmış oldukları renklerle ifade etmeye çalıştık. Ki izleyicilerimiz daha kolaylıkla da renkleri algılayabilirler. Burada izlediğimiz zaman yine Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Akıncılar'da veya Çınarlı'da yine seçmenlerinin... O kendi blok oylarını aldığı yerde oylarını koruduğunu ama ülke genelinde çok ciddi bir oy kaybettiğini görüyoruz. Kaybettiğini burada görebiliyoruz. Şimdi sevgili Serkan'dan rica edeyim 2009 ile 2018'i karşılaştıralım. 2009'da Ulusal Birlik Partisi 26 milletvekiliyle tek başına hükümet olmuştu. 2018'de yani 5 ay önce yapılan seçimlerde ise 22 milletvekiline kalıp tek başına hükümeti kaçırmıştı. Ama baktığımızda sanki 2018 seçimlerinde daha çok turunculuk var. Yani iki haritaya baktığımızda sevgili Asip, turuncu olan yerlerin sayısı daha fazla ama milletvekili sayısında azalma 2009 daha fazla, 2018 daha az. Neden? Aslında nedenini az önce söyledin. Siyaset yaşamına yeni giren partiler. İki parti. Ve bu siyaset hayatına bakın, yeni 2009 giren, ve 2018. Yeni giren partilerden biri olan Halkın Partisi. En fazla milletvekili çıkaran ikinci parti, üçüncü parti olmasına rağmen 9 milletvekili çıkarmıştı burada. Sandık birinciliklerine baktığınız zaman aslında sadece 3 köyde, Satrazam Köyü, Bahçeli ve Kaplıca'da sandık şimdi, birincisi çıkıyor oradan. Az ama, önce biz bu 3 köyden bahsettik 2009'u anlatırken, değil mi? Satrazam bu 3 köyü bahsettik. Ne dedik? Satrazam Köyü dedik, ne dedik? Bahçeli dedik. Ne dedik? Kaplıca dedik. Kaplıca. Bu üç köy 2009 seçimlerinde Özgürlük ve Reform Partisi'ne oy veren seçmenlerin olduğu ve bu partinin birinci çıktığı yer dedik. Adada. Tüm adada. Aynı köyler 2009'dan. 2009'dan gel 2018'e. 13. Kaç yıl? 2013'te Ulusal Birlik Partisi'ne dönüyor renkleri. 2013'te Ulusal Birlik'e dönmüş ama... Ve 2018'de de Halkın Partisi'ne dönmüş oluyor renkler. Aynı köyler, çok enteresan. Yani hiç değişmiyor. Bakın üst harita sizlere 2009'u gösteriyor.
Alt harita 2018'i gösteriyor. Çok enteresan. Sadrazamköy, Bahçeli, Mersinli, Kaplıca bir sonraki seçimlerde UBAP oluyor. Sonraki 2018 seçimlerinde ise yani 9 yıl sonra tekrar bir başka partiye, Halkın Partisi'ne dönüyor. Ve bu köyler için ne demiştik? Türkiye nüfusunun yoğun olduğu, Türkiye nüfuslu kökenli seçmenlerin yoğun olduğu bu köyler 2009'da ÖRP, 2018'de HP olmuş. Oldukça ilginç, oldukça önemli bir nokta. Kesinlikle. Biraz 2018'de devam edelim sevgili arkadaşlar. Kesinlikle haklısın ve yine Yeni Doğuş Partisi'ne bakacak olursak, burada açık mavi ile ifade edildi harita üzerinde. Yine yoğun Yeni Doğuş Partisi'nin de alttaki haritada 2018'de belirli köylerde sandık birincisi çıktığını yine bu haritada gözlemleyebiliyoruz. Ki yine yanılmıyorsam bu köylerimizde Türkiye kökenli seçmenlerin yoğunlukta olduğu köylerimiz olacaktır. Evet. Mevlevi'de, Bademliköy'de, Kurudere'de, Mallıdağ'da, Mersinlik'te, Pamuklu'da, Gelincik'te yeniden Doğuş Partisi birinci geliyor. Kaplıca, Bahçeli, Sadrazamköy, az önce söylediğim gibi. Bir yerde daha var. Boğazköy'de, İskele'de, Boğaz'da Halkın Partisi birinci parti gelmiş. Onun dışında başka hiçbir yerde birinciliği yok. Cumhuriyetçi Partisi nerelerde birinci gelmiş? 2018, yani 5 ay önceki seçimlerde. Yine Çınarlı'da birinci geliyor. Topçuköy'de birinci geliyor ki Topçuköy, Karpaz Yarımadası'nda Cumhuriyetçi Partisi'nin bir önceki seçime göre tek birinci geldiği köy olmuş. Bakın 5 ay önce yapılan seçimde Topçuköy'de Cumhuriyetçi Türk Partisi Karpaz Yarımadası'nda tek birinci geldiği köy olmuş. Topçuköy'ün bir başka özelliği var. Şu Topçuköy'ün özelliği, Ulusal Birlik Partili dönemin Tarım Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun da köyü. Yani kendi köyünde CTP birinci gelmiş ama tüm Karpaz'da Ulusal Birlik Partisi sandıkları patlatmış 2018, yani 5 ay önceki seçimlerde diyoruz. Tuzla hem 2009'da hem 2013'te hem 2018'de Cumhuriyetçi Partisi'nin kalesi gibi kalmış Tuzla. Doğru. Tuzla'da CTP'yi kimse geçememiş. 3 seçimde de sandıklar açılmış, CTP çıkmış. Sandıklar açılmış, CTP çıkmış. Tuzla Köyü, Akıncılar Köyü 3 seçimde 2009, 2013, 2018 hep CTP'ye oy vermiş. Türkmenköy 2 seçim arka arkaya, yani 2009 ve 2013'te CTP'ye verdikten sonra bu seçimde Ulusal Birlik Partisi'ne oy vermiş. Bu da oldukça ilginç. Mersinlik Yeniden Doğuş Partisi'ne dönmüş Demokrat Parti'den. Daha önceki seçimlerde de ÖRP'den. Yani her seçim bir evrim yaşamış. Çınarlı CTP'nin kalesi olarak kalmaya hep devam etmiş. Son 3 seçimlerde hiç değişmemiş. Yiğitler bu son seçimde Demokrat Parti'ye dönmüş. Enteresan noktalardan bir tanesi. Onun dışında var mı senin gözüne çarpan ilginç bir şey? Yok, 2018. Sadece 2000 genel seçimlerinde işte dikkat çekici olan nokta, sarıyla ifade edilen Halkın Partisi'nin fazla bir rengini göremezken köylerimizde kırmızı ve açık mavilerin daha yoğun olduğunu görebiliyoruz sarıya göre. Sandık birincisi çıkmış. Bir sayalım. Yani Ulusal Birlik Partisi açık ara tüm sandıklarda birinci parti,
Ama mesela CTP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane köy ufak yerleşim yerinde. Hiçbir tanesi büyük değil. 12 tane küçük köyde birinci parti gelmiş. Yeniden Doğuş Partisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 köyde birinci geliyor. Halkın Partisi 3 köy. Demokrat Parti 4 köyde, 5 köyde birinci geliyor. Ama ilginçtir ki Halkın Partisi 3 köyde birinci çıkmakla birlikte 9 milletvekili çıkarıyor. 9 milletvekili. Şimdi zaten onu dedim. 2018 haritasına şu anda Serkan veriyor. 2009 haritasına göre 2018 daha turuncu. Yani 2009'daki haritadan daha turuncu. Bakın şu anda Serkan hemen size 2009'u getirdi. Bakın bu 2009 seçimleri yer yer kırmızı, yer yer yeşillerin çoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 2018'i veriyor Serkan. Bakın yeşiller ne kadar az, kırmızılar ne kadar az, her yer turuncu. Ama Ulusal Birlik Partisi 26 milletvekili çıkaramıyor, 22'de kalıyor. Halbuki bir önceki haritada daha az olmasına rağmen tek başına hükümeti buluyor. İşte bunun da tek nedeni var. Sevgili anlattı. Yeni katılan siyasi partiler. Yani Halkın Partisi, yani yeniden Doğuş Partisi. Bu iki parti, örneğin Halkın Partisi sevgili Hasip'in dediği gibi 3 köyde. Sadrazam Köy, Bahçeli, Kaplıca. Bunlar geçmişte ÖRP'nin köyleriydi. Bunları alıyor. Ama 9 tane milletvekili çıkarıyor. Neden? Nedeni şimdi, bir sonraki haritada belki daha rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Çünkü onun nedenini de öğrenmiş olalım. Coğrafi bilgi sistemlerinin güzelliği, eldeki veriler, sahip olduğumuz veriler doğrultusunda sorabileceğimiz coğrafi sorular bize bunun cevabını verecektir. Biz buraya kadar 2009, 2013 ve 2018'in sandık birincilerini getirmişken burada karşımıza çıkan soru, evet sarıların rengi az, kırmızılara ve açık maviye göre ama 9 milletvekili çıkarıyor. Niye? Bunun cevabı da aslında sandık ikincileri, 2018'deki genel seçimdeki sandık ikincilerini sorguladığımız zaman karşımıza sarı renklerin daha biraz bir önceki haritaya göre baskın olduğunu gözlemleyebilmek değil, evet. Açık mavi ve kırmızılara oranla. Şimdi bu gördüğünüz harita sandık ikincileri. Gördüğünüz gibi birçok yer turuncudan yeşile döndü, sarıya döndü. Bazı yerler turuncu oldu. Onlar da UBP'nin ikinci olduğu yerler. Mesela Akıncılar'da UBP ikinci gelmiş. Tatlısu Halkın Partisi ikinci parti olarak çıkmış. Beyarmudun'da Halkın Partisi'nin ikinci parti olarak çıktığını görüyoruz. Ziyamet, Gelinci, Kumyalı, Bafra, Adaçay gibi Karpaz'da Halkın Partisi'nin ikinci parti olduğunu görüyoruz. Dip Karpaz'da Cumhuriyetçi Partisi'nin ikinci partiyle düştüğünü görüyoruz. Yine ülkenin batısında Akdeniz, Tepebaşı, Çamlıbel, Kalkanlı, Güzelyurt, Güneşköy, Aydınköy, Bostancı gibi yerlerde de Cumhuriyetçi Partisi'nin ikinci parti olduğunu görüyoruz. Lefkoşa'nın yeşillendiğini, şimdi az sonra Lefkoşa'yı konuşacağız. Yerel seçimlerde ittifak olursa ne olur, olmazsa ne olur, onları da anlatacağız. O yüzden yayını bırakmayın, bizi izlemeye devam edin. Az sonra yerel seçimlere de vereceğiz. Evet, bu ikincilerin durumundaydım. Belki sohbete başlamadan önce Alihan bir şeyi atladık veya unuttuk. Şunu belirtelim izleyicilerimize. Bu yaptığımız çalışmanın verilerini, çünkü verilerle çalışmak CBS'nin temel yapısıdır. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimler sonrasında İnternet sitesinde yayınladığı resmi sonuçlar alınarak coğrafi bilgi sistemleriyle yorumlanmıştır. Dolayısıyla kimsenin aklına farklı bir düşünce gelmemesi açısından bunu da bir not olarak düşmek istedim ben. Şimdi bu
2018 1 ve 2'leri Serkan ekrana getiriyor. Bakın yukarısı tamamen turuncu, aşağıda yeşillerin ve sarıların arttığını görüyoruz. Bu da 2009 seçimlerine göre daha çok ülkenin turuncu olmasına rağmen Ulusal Birlik Partisi'nin neden tek başına hükümet olamadığını ne büyük göstergesi, zira gördüğünüz gibi sandık ikinciliklerinde birçok yerde hem CTP hem Halkın Partisi ciddi şekilde oy toparlamışlar. Bu da Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına hükümeti kaçırmasının önemli bir nedeni. Burada bu görsellerin güzelliği de aslında seçim sonuçlarında, resmi sonuçlarında Ulusal Birlik Partisi birinci, Cumhuriyetçi Türk Partisi ikinci ve birazdan da izleyeceğimiz sandık üçüncüsü görselinde de Halkın Partisi'nin üçüncü olduğunu görüyoruz. Evet Serkan, yavaş yavaş şans varsa üçüncülere de bakalım, sandık üçüncülere de bakalım. Resmi seçim sonuçlarında Ulusal Birlik Partisi'nin bir, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin iki ve Halkın Partisi'nin üç olduğunu da bu üç görsel rahatlıkla bize bilimsel olarak anlatmaktadır ki sandık üçüncülerine baktığımız zaman yine Halkın Partisi'nin sarı renkli haritayı da biraz daha daha sarardığını görürüz yani, ve o ilk çıkan sandık birincisi haritasına göre Halkın Partisi'nin sandıklarda daha fazla olduğunu, daha fazla mesela Dipkar Boğaz, Lefkoşa, büyük yerler Gazimağusa, değil mi, buraları resmen hep sararmış. Halkın Partisi'ne çalıştığını söyleyebiliriz. Ve burada ilginç olan sandık üçüncülüğünü sorguladığımız zaman coğrafi bilgi sistemlerinde bunu nasıl ifade etse, toplumcu Demokrasi Kurtuluş Partisi, TKP, yeni güçler olarak yine burada sandık üçüncülüğünde yer aldığını görüyoruz. Ama tabii ki barajı geçemediği için sahneye burada TKP'de haritada yer alıyor. TKP haritada yer alıyor ama barajı geçemiyor. Sandık birincilikleri var. Çok enteresan. Bazı köylerde sandık birincilikleri var. Bazı köylerde de sandık üçüncülükleri var TDP'nin. Çok enteresan. Bakın iki parti birleşmiş olsaydı seçim sonuçları çok farklı olacaktı, değil mi? Kesinlikle. Bu, yani bizim hep söyledik seçimlerden önce TDP ile TKP yeni güçler tek parti olarak, hatta yanlarına Birleşik Kıbrıs Partisi'ni de yani o koalisyonu yapabilmiş olsalardı çok daha fazla milletvekilini çıkarabileceklerini işte haritalar söylüyor. Bilimsel veriler söylüyor. Bakın TKP barajı geçemese bile 1, 2, 3, 4, 5 köyde birinci gelmiş. Ama barajı geçemediği için o oylar UBP'ye gitti. Doğru. Birinci partiye gidiyor. Peki, süremiz hızlı gidiyor. Tabii ki biraz bir sonraki görsel, 6. görselimiz biraz daha ilginç olacaktır. Burada sadece sorduğumuz soru doğrultusunda bir renklenme oluyor. Evet, siyasi partiler sandıklardan birinci parti olarak çıkıyorlar. Ama tabii ki bu bizim sorgulamamız doğrultusunda değişebiliyor. Bu oy farkı 5 ile 10 arası olabileceği gibi daha fazla da olabilir. Fakat burada bizim sorduğumuz soru, evet, hangi parti sandıktan birinci çıkıyor ama oradaki seçmenin %50'sinden fazla oy almış oluyor. Yani oradaki katılan seçmenin %50'sinden fazla oy aldı dediğimiz zaman sadece bu köyleri bize gösteriyor. En güçlü olanlar yine Ulusal Birlik Partisi'nin Mesarya köylerinde %50'den, oradaki seçmenin %50'den fazla oy aldığını görebiliyoruz. Burada ilginçtir, Mersinlik'te yeni bir parti olan Yeni Doğuş Partisi %50'den fazla oy aldığını görüyoruz. Sazlıköy keza Karpaz'da gene öyle. Sazlıköy'de Toplumcu Demokrasi Partisi. Tam belki elindeki görselde renkli değil de ekrandan bakacak olursak daha koyu mavi olduğunu gözlemleyebiliriz. Ve Beşparmak Köyü'nde, tek bir köyde Demokrat Parti'nin %50'den fazla oy alarak sandık birincisi çıktığını söyleyebiliriz. Ve tabii ki CTP'nin değişmez kalesi Akıncılar.
Akıncılar, Cihangir, Çınarlı bunlar CTP'nin oy kaleleri. Cihangir ve Akçiçek CTP'nin %50'den... Hiç değişmiyor. Evet, %50'den fazla. Yani önceki seçimlerde de aynı. Peki, bir sonraki haritaya geçeceğiz. Genel seçimlerle ilgimiz, soracağımız sorular çoğalmakla birlikte program kapsamında esasında bizim yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Ve bu genel seçimlerden bir takım sonuçlar da çıkarabileceğimizi düşünüyoruz ama yerel seçim siyasi yaşantımız 1980'lerde başlıyor aslında. Ve şunu ifade edeyim öncelikle, 2008'den önce bazı köylerimiz belediyelere dahil değildi, muhtarlık olarak. Mesela Dikmen muhtarlıkmış. Yani belediye yokmuş. Vadili muhtarlıkmış. Ama görsellerde bir bütünlük olması açısından günümüz koşullarına göre belediyeler bölümlenmiştir buralarda ve çabucak geçecek olursa... Dipkarpaz, Dursun, Çiftçi, Yeni Erenköy, Erdoğan Şanlıar TKP'nin adayı, Mehmetçik TKP, Büyük Konuk, Raif İbrahim, İskele Haluk Karan, Geçitkale, Serdarlı, Değirmenlik, Akdoğan, İnönü, Mausa, Çatalköy, bunlar Ulusal Birlik Partisi, Güzel Yurt, İsfandiyar, Açık Söz, 1980'lerde Ulusal Birlik Partisi'nden yapmış. Tatlısu, Mustafa Eşref bağımsız, Lapta, Arif Denizler bağımsız ve Akıncılar, Mustafa Kara Mustafa bağımsız belediye başkanıymış 1980'de. 80'de evet. 86'ya geçiyoruz. 86 bir sonraki yerel seçim 86'da oldu. Seçim. 6 yıl sonra yapılmış ya, enteresan. Yani arada seçim olmamış mı? Cumhuriyetin ilanı 83'te vardı. 83'te Cumhuriyet ilanı oluyor. 86'da. Bu gibi çalışmalar da aslında biraz hafızamızı tazelemeye evet, faydalı oluyor. Yani mesela düşünüyorum. 80'den niye 86'ya geçtik? Ne oldu ki? Arada 83'te Cumhuriyet kuruldu. 86'ya geldiğimiz zaman tabii biz o zamanlar çocukluk ben, herhalde. Ben mesela ilk defa şimdi burada gördüm. Çok severim. Arif Edizler ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir sanatçıdır. 86'da belediye başkanlığı yapmış Lapta'da. İlk defa gördüm yani hakikaten. Şok oldum. Bilmezdim yani siyasetle uğraştığını, hani müzikle uğraştığını biliyordum ama İlk defa gördüm. Burada belki değişecektir. Akıncılar ilginç olabilir. Akıncılar bugüne kadar KKTC tarihinde ilk kez UBP'de evet. Ve ilk kez kadın belediye başkanı. İlk kez ülkemizde bir belediyenin başında kadın belediye başkanı Sevim Akbaş. Ve 1986. Sağ eğilimli bir partiden. Ve sağ eğilimli bir partiden Akıncıları... sevgili Sadık Gardiyanoğlu sana selam söylemiş. Bak sevgili Sadık 1986'da Akıncılar'da Ulusal Birlik Partili Kadın Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçip belediyeyi almayı bilmiş. 1900'lere geçiyoruz şimdi. 86'dan 1990'a geçiyoruz. Burada görselde tamamen iki renk göreceğiz. Evet çok enteresan. Bağımsızlar 7 belediye kazanırken Ulusal Birlik Partisi 21 belediye kazanmış 1990'da. Neden? Burada o dönemde meclisteki muhalefet partilerin protestosu nedeniyle yerel seçimlere katılmamışlardır. Ve sadece dışarıdan bağımsız adayları destekledikleri bir dönem olduğu için 90 yerel seçimleri Ulusal Birlik Partisi ile bağımsız adaylar arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sarı renkle ifade edilen yerler bağımsız adayların kazanmış olduğu belediyeler aslında. Peki, normal bir seçime geçelim. 1994 yerel seçimleri. Artık beldeler, köyler belediye olmuş. Dikmen gibi, Vadili gibi yerler belediye haline getirilmiş 94'te. Ve 94'te yanılıyorsam beni düzelt. 92 yılında Demokrat Parti'nin siyasi yaşantısına başlamasıyla itibaren 92'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yine 94'te de burada 4 tane belediyeyi kazandığını görebiliyoruz ve burada ilginç olan bir önceki seçimlerde mavi renkle gösterilen Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin yavaş yavaş yerel seçimlerden silindiğini de gözlemleyebileceğiz. Bir iki harita sonrasında da. Kıvanç Buhara Geçitkale'de
TKP'nin adayı olarak alınıyor. Yeni Erenköy'de de Ozay Öykün. Bir önemli nokta, hemen benim arkamda görüyorsunuz. Sarı Lapta, Fuat Namsoy bağımsız girmiş seçimlere. Şimdi UBP'li biliyorsunuz. Geçit Kale'de de ilginç bir durum var. İlerleyen de göreceğiz. Kıvanç Buhara, rengi mavi. İsim ama ilerleyen dönemde, dönemlerde rengi değiştiğini rengi göreceğiz. Rengi değişecek. Geçelim 1998'e. 98'de. 10 yıl, yok 20 yıl geriye mi gittik? Doğru, 98. Günümüzden. 20 yıl, vay be. Çok gittik. Evet. Gene Ulusal Birlik Partisi 18 belediyede. TKP yine Erenköy, yine Geçitkale. Demokrat Parti, Dipkarpaz, Esentepe, değirmenliği almış Hüseyin Paşa ile büyük bir çıkış yapmış. CTP 4 yerde, Akıncılar, Alsancak, Serdarlı, Mausa ve bir yer daha var. 4 yerde almış. Bağımsızlar da Yeniboğaz içinde almış. 2002'ye gelelim, artık 2000'li yıllara gelelim. Birazcık burada daha tablo değişiyor. Burada ilk göze çarpacak olan 98'den 2002'ye geçiş döneminden sonra Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin yerel belediye seçimlerinden, yerel seçimlerden kaybolduğunu gözlemlemekteyiz. Burada, onun yerine MAP gelmiş. Esentepe ve Paşaköy'de, Esentepe'de rahmetli Erdal Barut, Paşaköy'de de ise Habil Türücü, MAP'tan, Milliyetçi Adalet Partisi'nden belediye başkanlıklarını kazanmış. Var mı ekleyeceğin buraya? Burada Demokrat Parti çoğalmış, 4 olmuş. Ulusal 18'den 16'ya düşmüş. CTP'de 4'ten 5'e çıkmış. Girne'yi almış. Girne'de 2002'de Sümer Aygın, Lefkoşa'da Kutlay Erk, Mausa'da Oktay Kayal, CTP'nin 3 belediye başkanını, 3 büyük kentin belediye başkanını aldığı yıl. Geliyoruz 2006'ya. 2006'da Serdarlı'da ikamet etmiş olduğumdan dolayı dikkatimi çeken, 80'lerden 2002'lere gelene kadar Serdarlı'nın yeşil renk olduğunu görüyoruz. Ve 2006'da ilk kez Serdarlı sarı renk, yani bağımsız bir aday seçmiş oluyor. Ve bundan sonraki haritalarda da, görsellerde de Serdarlı'nın renk değiştirdiğini görmüş olacağız. Çünkü Serdarlı ama, Belediye Başkanı Mehmet Kerimoğlu UBP'ye döndü. Kıvanç Buhara ve Sezai Sezen demişti. Aslında bu doğru. Üç sarı yer sonraki haritalarda turuncu olacak. Niye? Çünkü belediye başkanları. Şimdi bu 2006'da UBP 18'lerden 10'lara düşmüş belediyede. Demokrat Parti 3'lerden 7'ye çıkmış. Çıkıyor, evet. CTP 4'ten 8'e, bağımsızlar da 3 olarak devam etmiş. 2010 yerel seçimlerine geliyoruz. Biraz daha yaklaştık. Az önce senin dediğin gibi Serdarlı Geçitkale büyük konuk turuncuya dönmüş. CTP 4'ten 9'a çıkıyor. UBP 18'den 13'e düşüyor. Demokrat Parti tekrar 4'e düşmüş. Bağımsız da 2'ye çıkıyor. Çatalköy'de Mehmet Hulusioğlu 2010 yerel seçimlerinde bağımsız belediye başkanı da oluyor. Daha önceki seçimlerde Fuat Namsoy bağımsızken o da UBP'ye geçmiş gördüğünüz gibi. Ama bu arada şöyle bir tablo çıkıyor. Girne'de Sümer Aygın, Dikmen'de Yüksel Çelebi, Alayköy'de Hulusi Manisoy, Gönyeli'de Ahmet Bendi, Lefkoşa'da Kadri Fellioğlu, Değirmenlik'te Osman Işılsal, Akıncılar'da Hasan Barbaros, 5'te 5 yapıyor Lefkoşa'da. Sevgili Sadık Gardiyanoğlu yayınımızı izliyorsa herhalde bunu iyi değerlendirsin. Çünkü o tarihten sonra 5'te 5 kalıyor Lefkoşa, ÇTP'nin kalesi oluyor. Ta ki son seçime kadar, yani 2014 yerel seçimleri, bu seçimden bir önceki yerel seçimler. Harita hemen geliyor. Ulusal Birlik Partisi ilk kez onlu rakamlardan 5'e düşüyor. CTP 4'lerden 14'e çıkıyor. Demokrat Parti bir tek tatlı suda. TDP Lefkoşa'yı kazanıyor. Ve ilk kez 7 tane bağımsız. Alsancak, Girne, Çatalköy, İnönü, Yeniboğaziçi, İskele, Mausa
Ki İskele sonradan Ulusal Bir Partisi'ne geçti. Aynı şekilde Büyük Konuk'ta da bir değişiklik oldu zannediyorum. Büyük Konuk'ta Yeşil'den Turuncu'ya seçim döndü. Seçim sonuçlarına göre aldığımız için. Bu seçim için. Sonucuna göre ama yani baktığınızda Dip Karpatlar Masası'nda sarıyla gözüken İskele, arkasında Yeşil'le gözüken Büyük Konuk Ulusal Bir Partili olduğu seçimlerden sonra. Burada bir ilginç olan tabii ki Amiral Gemisi Lefkoşa. Lefkoşa Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin siyasi yerel seçimlerde siyasi sahneden çekilmesinden sonra nasıl ifade edelim? Kabuk değiştirerek mi diyelim? Kabuk değiştirerekten ilk kez mavi bir bölgeyi görmüş olduk. Peki süre çok hızlı bitti ama şu 2-3 tablo var onları vermek istiyorum. 3 dakika daha sevgili Serkan şunları da verelim. Çünkü çok önemli. Çünkü yerel seçimleri konuşuyoruz. 46 gün sonra bu ülkede yerel seçimler var ve 2018 genel seçim sonuçlarına göre vatandaş gidip sandığa aynı doğrultuda oy verirse tablo evet. Bu. Genel seçimlerin mühür oranlarını ele alarak yola çıktığımız zaman çabucak özet geçeyim ben. Grafik olarak göstermeye çalıştık. Ülke genelinde turuncu bar grafiğinin yüksek olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani seçmenler mühürlerine bağlı kalıp bu şekilde seçimlere giriyorlarsa veya ikinci bir aday çıkartmıyorlarsa mühürlere baz alarak sorgulama yaptığımız zaman Ulusal Birlik Partisi'nin birçok bölgede Lefkoşa, Girne, Maosa gibi büyük yerlerde, Güzelyurt'ta, Gönyeli'de önde olduğunu, Dikmen'de önde olduğunu, Değirmenlik'te önde olduğunu görüyoruz. Ama işte buralarda bazı UBP'liler de aday. Yani iki aday var, üç aday var. Bir sonraki görselde ise hemen geçelim. Bir dörtlü koalisyon görelim. Söz konusuydu. Burada evet, şimdi herkesin merak ettiği soru şu sevgili Asil. İttifak sandığa ittifak olarak giderse ne olur? Yani dört parti, iktidardaki dört parti sandıkta birleşirse, bu yanda da Ulusal Birlik Partisi kalırsa ne olur? Ülke genelinde işte cevabı. Lefkoşa'da geçiyor ittifak. Evet, büyük beş ilçe merkezlerinde Girne, Magosa, Güzelyurt'ta ve Lefke'de aslında tüm ilçe merkezlerinde dörtlü ittifakın kazanabileceğini söyleyebiliyoruz. Ama Lefkoşa'da ittifak yok, Demokrat Parti'nin adayı var. Maosa'da ittifak yok, CTP'nin adayı var. Girne'de ittifak yok, hem CTP'nin hem Halkın Partisi'nin ittifakı var. Dolayısıyla ittifak olmadı bu seçimlerde. Ama olsaydı bütün çoğu noktada alacaklardı. Alamayacağı noktalar var mıydı? Evet. Var. Ve elimizdeki verilere yani göre. Yani dört parti birleşse de UBP'yi asla geçemeyecekleri belediyeler var. Onlar geliyor şimdi ekranlara. Bir sonraki görselimiz de bize bunu gösteriyor. Büyük yine Konuk, Serdarlı, Paşaköy, Vadili, İnönü'de dört parti birleşse dahi UBP'yi geçemiyor. Ve Büyük Konuk'ta özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin ezici bir çoğunluğu olduğunu gözlemleyebiliriz bu görsellerden. Peki. Ahmet Senderoğlu'na buradan selam olsun. Peki son haritamız geliyor. Tabii ki amiral gemimiz Lefkoşa. Lefkoşa. Bizi Lefkoşa ilgilendiriyor diyor Sadık Gardiyanoğlu. Yayını izliyormuş. Sadık Başkan bak gör. Şimdi geldi Lefkoşa. Lefkoşa günümüzde 25 mahallede sandık kuruluyor. Ve bu sandıkların toplamına baktığımız zaman 217 veya 219 sandıktı. Şu an tam net olarak hatırlayamadım sandık sayısını. Ama mühürlerine baktığımız zaman 2018 genel seçimlerinde hemen hemen tüm mahalle kesimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin ezici çoğunluğu olduğu bu görselde de Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa'da kendi oylarını sandığa götürürse bu seçimi kazanır mı diyorsun? Doğru. Peki. Burada sadece dikkat çeken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi'ni ifade eden yeşil ve sarı renklerin hemen hemen tüm mahallelerde başa baş olduğunu gözlemleyebiliyoruz bu görsel üzerinde rahatlıkla. Peki biz dönüp buraya sorduğumuz zaman eğer ki dörtlü koalisyon olsaydı bir sonraki görselde mahallelerde durum ne olurdu diye bir soru sorduğumuz zaman tabii ki ezici bir çoğunlukla yine dört partinin toplamı mahalle bazında Ulusal Birlik Partisi'nden baskın çıkmaktadır. Fakat biz dönüp coğrafi bilgi sistemlerindeki bu veriye soruyorsak eğer ki dört parti ittifak yapmış olsa dahi Ulusal Birlik Partisi'ni geçemeyeceği mahalle veya sandıklar hangileri olurdu? Bir sonraki görselimizde bunu son bize ifade edelim. Son görselimiz Haspolat'ta
Haspolat'ta geçemiyorlar. Geçemiyorlar ve ilginçtir surlar içinde geçemiyorlar. Surlar içinde geçemiyorlar. Burada seçim kampanyası yapacak olan arkadaşlara bu tüyoları vermiş olalım. Gidilecek yerler, bakılacak yerler belli. Peki. Sevgili Asip, çok teşekkür ediyorum. Süre çok açtık da sevgili Serkan bize ekstra süre verdi. Konu ilginç olduğu için aslında benim ifade etmek istediğim sadece seçimler değil de aslında coğrafi bilgi sistemlerinin derli toplu olan veriler çerçevesinde sormak istediğimiz sorulara cevap bulabileceğimiz, dolayısıyla seçimler gündemi oluşturduğu için seçim coğrafyası üzerinden yola çıktık. Ama bunun çok değişik varyasyonları olabilir. Trafik için olabilir, sağlık için olabilir, veterinerlik için olabilir. Yeter ki veri olsun ve yeter ki coğrafyayı artık günümüzde günümüz şartlarına uygun teknolojiyle birlikte kullanabilirsek toplumsal sorunlarımıza da çok daha rahatlıkla çözüm Peki. üretebileceğimizi belirtmek isteyerek çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sevgili Hasip Sepetçioğlu'yla bu değerlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Yayını açtık, süreyi açtık. Habere gideceğiz. Serkan Tetik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yaşanan olayları haber merkezi derledi. Yanı başımızda Türkiye'de seçimlere gidiliyor. Olup biten ne var ne yok ve tabii ki dünyadaki gelişmeler hepsi şimdi Diyalog Ana Haber'de Serkan Tetik'le sizlerle birlikte olacak. Biz yarın akşam canlı yayında değiliz ama band programıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam görüşünceye değin. Hoşçakalın.